Bu videoda 833 bölü 7 işlemini, evet bunu inceleyeceğiz. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu bölme işlemini benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi de birlikte yapalım. Bu işlemin şu ana kadar gördüğümüz işlemlere göre biraz daha zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu videoda size buna benzeyen işlemleri yapmanızı kolaylaştıracak anne ve babalarınızın bilmediği bir yöntem göstereceğim. Hatta yaparken çok da eğleneceksiniz. Bahsettiğim yöntemin adı kısmi bölüm. Sakın adına bakarak zor bir şey olduğunu düşünmeyin. Dediğim gibi yaparken çok eğleneceğiz. Hadi hemen 833 bölü 7 yazalım ve başlayalım. Bu ikisi eş değer ya da denk ifadelerdir ve aynı bölme işlemini gösterirler. İşlemi bu şekilde yazmamın sebebi kısmi bölüm yaparken bunun daha kullanışlı olması. Kısmi bölümlerle bölme yapmak demek az önce de söylediğim gibi anne ve babalarınız büyük ihtimalle bu yöntemi bilmiyor olacaklar. Bu bölme işlemine 833'te 7 kaç defa vardır sorusuna cevap arayarak başlayacağız. Bu noktada sonucun tam olmasının gerekmediğini, burada 833'ten küçük bir sayı elde etmenin işimize yarayacağını da hemen ekleyeyim. Bu soruyu kendi kendime sorduğumda aklıma ilk gelen sayı 100. Neden diyecek olursanız 7 kere 100, 700 eder ve 700 de 833'ten küçüktür de ondan. Bu yüzden buraya 100 yazacağım. Sonra normal bir bölme işlemi yapar gibi 7 ile 100'ü çarpacağız. 100 kere 7, 700 eder. 700 yazarken Basamaklara da dikkat edin olur mu? Evet. 833'ten 700 çıkınca da geriye bir bakalım. 133 kalır. Öyle değil mi? Geriye 133 kaldığına göre bölme işlemine devam edebiliriz. Peki, 133'te 7 kaç defa vardır? Yine az önceki gibi yapacağız. Yani bu işlemin tam sonucunu bulmamıza gerek yok. Anlaştık mı? En kolayı 10 kere diye düşünmek. Evet, 7 kere 10 70 eder ve 70 133'ten küçüktür. O halde onu da buraya yazıyorum. 10 kere 7 70 eder. Basamaklara dikkat ederek 70'i de 133'ün altına yazalım. Bir bakalım. 3'ten 0 çıkınca 3 kalır. 3'ten 7 çıkınca yandan bir 10'luk alalım. 13 eksi 7. 6 eder. Burada da 10'luk kalmadığına göre geriye 63 kalacak. 63 hala 7'den büyük olduğuna göre bölme işlemine devam edebiliriz. Unutmayın bu yaptığımızı 7'den küçük bir sayı elde edene kadar yapmaya devam etmemiz lazım. 63'te 7 kaç defa vardır? Aklınıza hemen çarpım tablosunu getirin. 7 kere 9 63 öyle değil mi? O halde buraya 9'u da yazabiliriz ve 9 kere 7 63 eder. Bu ikisi aynı sayı olduğuna göre bu bölme işleminin kalanı da olmayacak. Az önce söylediğim üzere geriye kalan sayı ya da kalan 7'den küçük olduğuna göre işlemde bitmiş olacak. Peki bölme işleminin bölümü neymiş? Önce 100 dedik, sonra 10 ve sonra da 9. Ve bölme işleminin sonucunu yani bölümü bulmak için bu sayıları birbiriyle toplamamız yeterli olacak. 100 artı 10 artı 9 sonuç olarak 0 artı 0 artı 9 9 eder. 0 artı 1, 1 ve 1'i de aşağıya indirelim. Evet, toplam 119 eşittir. 119. 119'u bulmak için bunları topladığımı bir kere daha söyleyeyim. Bu arada kısmi bölümlerle bölme işlemi yaparken benim yaptığımın aynısını yapmak zorunda da olmadığınızı da eklemem gerekiyor. İşin eğlenceli olmasının sebebi de zaten bu. Ne demek istediğimi görmek ister misiniz? Hadi gelin aynı işlemi bir kere daha yapalım. 833 bölü 7. 833'te 7 kaç defa vardır? Bu kez bunun 150 olduğunu düşündüğümüzü varsayalım. Evet, buraya 150 yazıyorum. 7 kere 150 işleminin sonucu da 0 kere 7 0 eder, 5 kere 7 35, 5'i yazalım, elde var 3, 7 kere 1 7 ve 3 daha 10. Sonuç 1050 ama bunun 833'ten büyük olmaması lazım demiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? O halde 150 oldukça büyük bir tahminmiş diyerek farklı bir tahmin yapacağız. Mesela ne olabilir? 110'u deneyelim mi? Hadi gelin bunu deneyelim. 110 kere 7, evet 0 kere 7, 0 eder. 7 kere 1, 7, 7 kere 1, yine 7. Sonuç 770 ve 770, 833'ten küçük olduğuna göre Doğru yoldayız. Bakalım geriye ne kaldı? 833 eksi 770. 3 eksi 0, 3 eder. 3 eksi 7 için yandan bir onluk alacağım. 13'ten 7 çıkınca da 6 kaldı. Burada onluk kalmadığına göre sonuç olarak 63 elde ettik. İşlemin kısaldığının farkındasınız değil mi? Az önce de yaptığımız gibi 63'te 7, 9 kere vardır. Ama isterseniz şimdilik bunu bilmediğimizi düşünelim ve bir tahminde daha bulunalım. 8 kere diyelim olur mu? Buraya 8 yazıyorum. 8 kere 7, 56 eder. 63'ten 56 çıkınca geriye 7 kalır. 7'de 7 ise bir kere vardır. Buraya yazıyorum, bir kere 7, 7 eder ve 7 eksi 7'den geriye 0 kalır. Peki sonuç nedir? Yani 833'te 7 kaç defa vardır? 1 artı 8, 9 eder. 9 artı 110'da 110 9. İlginç ve eğlenceli öyle değil mi? Bunun neden işe yaradığını düşünmenizi istiyorum. 833'te kaç tane 7 olduğunu tahmin etmeye çalıştık. Bulduğumuz sonucun 833'ten büyük olmamasına özen gösterdik. Evet burada 7'den küçük bir sayı elde edene kadar yaptığımızı da yapmaya devam ettik. Ve bulduğumuz sayıları topladık. İşte bu kadar.